What's the first 3 weeks, your evaluation about the first 3 weeks? At the beginning, we like when I came to the camp after I hit my head, I was not happy what I found. But as soon as the time passes, like I realized that the coach has big quality and big potential, like the players also. And I believe that we try to show this in every game, and I hope it's going to be better and better. Tabii ilk geldiğimde, kampa ilk geldiğimde kafamı vurmuştum. Öyle bir kaza da yaşamıştım aynı dönemde. Gördüklerimden fazla hoşlanmamıştım ama daha sonra hem hocanın yapmaya çalıştıkları hem de oyuncularda gördüğüm potansiyelle birlikte aslında çok iyi bir potansiyele sahip olduğumuzu gördüm. Ve zamanla bu çok daha iyi olacaktır ve çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Transferlerle birlikte kadroyu nasıl buluyor şu anda? With the transfers, how do you find the squad right now? I don't know. We have to see the games because I don't know if the players train. The coach has a new idea, and we will see. Öncelikle tabii maçları görmemiz lazım. Tabii herkesin idman yapma şeklini beğeniyorum. Aynı zamanda hocanın da çok yeni fikirleri var, iyi fikirleri var. Maçlar oynandıkça göreceğiz. Golünü soralım. Let me ask you about your goal. Çok konuşuldu. He was talked about very much, you know. Yes. Thank you, but I also have to thank the whole team because my goal was the cherry on the cake, because everybody worked for this. Like even the coach, he sent me to go up. Like the pass was amazing, the foul that was there. Like all the team worked for this. Teşekkürler ama ben takım arkadaşlarıma ve herkese teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Çünkü attığım gol pastanın üstündeki çilek gibiydi. Öncelikle hoca söylemişti bana ileri çıkmamı ve pasta harikaydı, inanılmazdı. Herkes bunun için çok çalıştı. Onlara da teşekkür etmem lazım bunun için. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Nasıl buldun ortamı, öyle başladın? Çok güzel. Çok heyecanlı. Şehrin bütün dinamikleri diyeyim. Evet. Herkes takımına sahip çıkmış durumda. Bu olması gerekiyor. Umut ediyorum bunu hem sahada hem saha dışında bu birlikteliği sürdürürüz. Sonunda güzel olur. Takımı nasıl buldun? Transferlerle birlikte gençler mücadele ediyor ilk 3 haftada. Nasıl buldun yani? Ligi de biliyorsun. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Çok iyi bir performans sergiledi gençlerimiz. Hem bu Bursa Spor adına hem de Türk futbolu adına çok önemli. Çok değerli oyuncularımız var. Onlarla beraber biz de bu mücadeleyi vereceğiz. Lig kolay gibi gözüküyor ama fakat zor bir lig. Her takımın bir adapte olma süreci var. Şu anda kötü gibi gözüken takımlar ileride daha iyi olabilecekler. Ama bizim performansımız şu an için iyi. Bize daha iyisini yapmak için Edbiri ile savaşacağız. Yapılmayacak bir şey yok. Bence gelen transferlerle beraber çok iyi oyuncular katıldı takımımıza. İçerideki genç oyuncularla bu dinamizmi harmanlayıp bence bu ligin en flash takımı olmanın en büyük adayız diye düşünüyorum. Çıkabilir miyiz Süper Lig'e? Tabii ki. Neden olmasın? Bütün amacımız o. Burada olmamızın amacı da o. Yani bu ligden birçok teklif aldım. Ama eğer Bursa Spor gibi büyük bir camiası bir teklif sunduysa bunu geri çevirmek çok zordu. Tabii arkadaşlarımızla da konuştuk. Özer'le, Selçuk abiyle hep beraber buraya gelip el birliğiyle Bursa Spor'a layık olduğu yer olan Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu yapacak hem kendimizde güç var, hem bu camiada var, hem taraftarımızda var. Hep birlikte olup bir an önce Süper Lig'e çıkmak için her şeyi sahaya koyacağımıza eminim.